Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü kısa videomuzda bir aracım var. Biraz acayip, tuhaf, karışık ve beni gerçekten şok eden bir araç. Şöyle baktığımız zaman, mesela hava filtresine bakıyoruz. İşi bilenler ve aracı tanıyanlar biliyor ki Polo. Bildiğimiz Polo'nun hava filtresi. Yakıt filtresi aynı şekilde yine Polo. Motor kısmına baktığımız zaman evet, 1.6J Polo motoru. Her şeyi Polo. Kaputta amortisör yok gördüğünüz gibi, demir. Ama şu şekilde bakıyoruz ya, diyoruz ki acaba bu araba Ibiza mı? Hayır, Ibiza da değil. Bir de içine bakalım. Şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. Jantlara, lastiklere bakıyoruz. Onlar da bayağı bir küçük. Şöyle bakıyoruz. Ama genel anlamda baktığımız zaman büyük sedan bir araç. Zannediyorum ki tahmin edenler var şu anda. Aracın ne olduğunu göstereceğim ama ben gerçekten şok oldum. Aracın içi bu gayet güzel dolu. Yani görsel olarak en azından. Fakat şunlar plastik. Kapı döşemeleri aynı şekilde plastik. Yani bildiğimiz Polo sedan. Polo sedanı Türkiye olarak bilmiyoruz. Fakat Rusya'da üretilip Rusya pazarında satılan Polo sedanlar var. Aynaları bile birebir kopya. Az önce resimle karşılaştırdım. Bu araç bildiğimiz Polo sedan. Fakat Seat. Seat'ta Polo sedanla birebir üretilen model hangisiymiş bir bakalım. Toledo. Ben bir Toledo kullanıcısı olduğum için dikkatimi çekti ve yeni kasa olan bu Toledo'lara baktım. Fiyatları bayağı bir uygundu. Neden acaba bu şekilde diye düşündüğümde bugünkü bakıma gelen Seat Toledo ile birlikte bu cevabı almış oldum. Dış görüntü olarak baktığımız zaman Polo sedan benim gözüme tanıdık olduğu için arkadaşlar, bir direkt zaten bunun Polo sedan olduğunu anladım, algıladım. Ve böyle bir şeyi sizlerle de paylaşmak istedim. Acaba Seat neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bence tek sorumlusu şu duran arkadaş. Yani Volkswagen Bora. Volkswagen Bora o kadar güzel bir araçtı ki bence, benim fikrimce. Bora çıktı. Bora ile birlikte paralelinde Toledo'da çıkınca maalesef Bora varken Toledo satılmadı, tutmadı. Tutmadığı için de ne yaptılar? Toledo'yu kalite bazında aşağıya çektiler. Ve bu aynı kasa Toledo'nun 3 silindir 1.4 TSI'ları da var arkadaşlar. Just motor dediğimiz 3 silindirli motorları da var. Şimdi alttan da bakacağız. Gerçekten altı da Polo mu değil mi? Yani işi bilenler zaten anlayacaklar Polo olduğunu. Şöyle ön takıma bakıyoruz. Amortisör kuleleri zaten Polo. Salıncaklar yine aynı şekilde Polo. Şu ışığımızı bir yakalım. Salıncaklar aynı şekilde Polo. Aks kafaları yine Polo. Şanzıman kulağımız dahi gördüğünüz gibi Polo. Ondan da ziyade direksiyon kutumuz elektrikli Polo. Yani elektra hidrolik olan pompalı. Direkt elektronik direksiyon kutusu bunlarda yok. Hidrolik direksiyon kutusu ve onu besleyen elektronik şurada bir pompamız var. Yani şu alttan şu şekilde baktığımız zaman bu arabaya kesinlikle bu Polo deriz. Şu şekilde traversimiz, işte egzoz geçiş tünelimiz falan, Polo'nun traversi kullanılmış. Yani bu araç bildiğimiz aslında bir Polo. Fakat arkaya geliyoruz. Arkada da yine aynı şekilde Polo'nun arka dingili ve aynı şekilde eski model Bora'larla neredeyse aynı. İlla ki ölçü farkları vardır ama neredeyse aynı. Allah'tan ki disk fren kullanılmış, ihmal edilmemiş. Şu şekilde baktığımız zaman yine aynı şekilde Golf Bora. Bakın şu çeki demirine baktığınız zaman burada bir tane Bora var. Hemen şimdi, hatta iki tane Bora var. Direkt ona gideceğiz, bir de ona bakacağız. Şurada görmüş olduğunuz o çeki demiri, bu çeki demiri. O bile aynı, birebir. Benim Toledo ile şu egzoz çıkışı yine aynı. Toledo'da da aynı şekilde çeki demiri böyle. Yani arka taraf komple eski. Toledo, Bora, Octavia, Audi. A3 sedan yok zaten. Hatchback'lerde biraz benziyor ama biraz daha kısa. Yani diyeceğim o ki Toledo beni hayal kırıklığına uğrattı. Gerçekten yani bu Toledo'dan sonra ne alınır diye düşünüyordum. Yine Toledo olur inşallah diye düşündüm. Hani çok memnunum aracımdan, çok şükür. Gidişi falan gayet güzel olduğu için yine Toledo alırım diye düşünürken bu Toledo'yu inceleme şansım oldu. Daha öncesinde olmamıştı çünkü gerçekten çok azınlıkta olan bir araç.
Fakat hayal kırıklığına uğradım ve bu Toledo'dan almayacağım ve binmeyeceğim. İstamartör takozları bakın. Eski model yuvarlak amortisör takozları. Yani hiç tavsiye etmediğimiz. Arka taraf yine aynı şekilde eski model. Yeni araba tabii ki yeni arabadır. Kabul ediyorum. Bunu da sevenler, kullananlar vardır. Ona da kabulüm ama bana göre bir araç olmadığını söyleyebilirim. Beni hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.